Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmadı. Bizim kuruluşumuz bütün mazlum milletlere örnek oldu. Biz egemen güçlere asla boyun eğmedik. Anadolu'nun her tarafında bir fabrika kurulduysa, Lozan Anlaşması'nda yarın bana geleceksiniz, benden para isteyeceksiniz. Bugün reddettiklerinizi o zaman sizin önünüze koyarım diyen bir anlayışa karşı Türkiye'nin kalkınmasıydı. Büyümesiydi Türkiye'nin. Kendi tarihini bilmeyen topluma önderlik yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir bağımsızlık mücadelesi tarihidir. Bir ekonomik kalkınma tarihidir. Kaçırılan sanayi devrimini yakalama tarihidir. Kayseri'de uçak fabrikasını kurmuşsanız, Etimesgut'ta uçak motorları fabrikasını kurmuşsanız, Eskişehir'de ikinci uçak fabrikasını kurmuşsanız, 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi ise bunlar kolay olmamıştır. Şeker fabrikalarını kurmuşsanız, gübre fabrikalarını kurmuşsanız, çiftçiye her türlü desteği yapmışsanız, çiftçinin boynundaki aşar vergisini, en ağır vergi olan aşar vergisini kaldırmışsanız, çiftçi üretsin demişseniz, bunlar Cumhuriyet'in aldığı kararlardır. Şunun için bunu anlatıyorum değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet aynı zamanda bir kültür devrimidir. Yeniden doğuştur. Bir aydınlanma devrimidir aynı zamanda. Halkın sadece %10'unun okuma yazma bildiği, kadınlarda çok daha düşük bir oran, okuma yazma bildiği bir bakiye alındı. %90'ın okuma yazma bilmediği bir Türkiye. Millet mektepleri, arkasından köy enstitülerinin kurulmasının temel nedeni budur. İnsanlar okusunlar. İnsanlar öğrensinler diye. Şimdi bir kültür bakanlığı yapmış. AK Parti'de grup başkan vekilliği yapan birisi Mahir Ünal kalkıyor. Efendim, bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, bütün düşünce setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçenin düşünce üretebilmesi mümkün değildir diye bir açıklama yapıyor. Yok, yük çekmeyin arkadaşlar. Çünkü yük çekilecek pozisyonda da değil zaten. Sizin nefesinize yazık yani. Nefesinize yazık. Şunun için anlatıyorum. Şunun için anlatıyorum. Tarih bilmiyorlar. Hurafelerle tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğrenilir. Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Ya sen hiç Karacaoğlan'ı dinlemedin mi kardeşim? Tertemiz bir Türkçesi var ya. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda. Ya bu insanlar tertemiz bir Türkçeyle ne yazdılarsa, ne söyledilerse bugün hepimiz biliyoruz ya. Kazak Abdal'dan tut. Yunus Emre. İlim ilim bilmektir diyor. İlim kendin bilmektir diyor. Sen kendini bilmezsen hanice okumaktır diyor. Daha ne desin Yunus? Sen Yunus'u bile bilmiyorsun. Bugün parantez açalım. Bahçeli buna sözde çok kızmış. Ne olacak? Koşa koşa gidecek, yine kucaklayacak. Ben bilmiyor muyum? Bunu kime söylüyorum? Gerçekten milliyetçi arkadaşlarıma söylüyorum. Bu anlayış ne anlayışıdır biliyor musunuz? Bu anlayış Sadat kafasının anlayışıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıracağız. Afrika diye yeni bir devlet kuracağız. Afrika devletinin başkenti İstanbul olacak. Dili de Arapça olacak. Aynı kafa. Aynı kafa. İtiraz mı ettiler? Etmediler. Ama ne olur, benim tabanım, milliyetçi tabanım öbür tarafa kaymasın diye arada bir işaret bir şey atayım. Sonra gideceğiz, nasılsa arka kapıda yeniden kucaklaşacağız. Milliyetçilik vatanseverliktir. Senin diline hakaret eden, senin dilini küçümseyen bir adamınla senin ne işin var arkadaş ya? Böyle bir adamla senin ne işin var? Hala grup başkan vekili. Ne olacak ki? Ama bu tür insanlara en güzel cevabı gene Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiş.
Gerçekten. Gerçekten. Bakın şöyle diyor. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Daha ne desin ya? Daha ne desin ya? Değerli arkadaşlarım, gittiğim yerlerde herkes şunu söylüyor, köyler boşaldı diyor. Siz de lütfen gittiğiniz her yerde böyle bir soruyla karşılaşın veya karşılaşmayın. Diyeceksiniz ki bir, bizim iktidarımızda kırsalda çalışan bütün kadınlar ve gençler sigortalı olacak, sigorta primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bu kadar açık. Biz ödeyeceğiz. Gençler orada yeter ki üretsinler. İki, köy okullarının kapanmasından hepsi şikayetçi. Köy okullarının tamamını açacağız. Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Bunlar bir araya gelecekler. Bunu da sağlayacağız. Bunu da bütün kırsaldan gelen hepsi istiyor çocuklarımız. Biz kırsalı terk etmek zorunda kaldık. Çünkü çocuğu okutmak için başka bir yere gitmemiz gerekiyor demişlerdi. Üç, sadece öğretmen mi kırsalda olacak? Hayır. Kırsalda öğretmen olacak. Kırsalda imam olacak. Kırsalda ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, ziraat teknikeri artı veteriner de olacak. Dolayısıyla kırsalda güzel bir entelektüel yapı da oluşacak. Toprak analizleri yapılacak. Hayvanların aşıları yapılacak. Dolayısıyla kırsalda yaşayan bilgili insanlardan bilgi alacak. Her türlü yardımda onlar bulunacaklar ve dolayısıyla kırsaldan kente gidecek olan insanlar eğlenmeye gidecekler, gezmeye gidecekler, dostlarını ziyarete gidecekler. Arzu ederlerse tatillere gidecekler. Çiftçi üretecek ve kazanacak. Bir dördüncüsü, havza bazlı planlama yapacağız dedim bütün çiftçi kardeşlerime. Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi ekiyor? Kim neyi ekecek? Ve kaça satacak? Bunların tamamını önceden size duyuracağız. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir modeli getireceğiz. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği. Böylece çiftçi neyi ekeceğini bilecek, devlete kaça satacağını bilecek. Onun üstünden eğer birisi alıcı çıkıyorsa o alıcıya satacak, istiyorsa ihracat yapacak. Ama çiftçi asla ve asla zarar etmeyecek. Böyle bir modeli getireceğiz. Beş, gene çiftçi kardeşlerime ve esnaf kardeşlerime söyledim. Siz bu devletin orta direğisiniz. Hiç meraklanmayın. İktidara geldiğimizde göreceksiniz, bir hafta içinde çiftçilerin ve esnafın bankalara olan faiz borcunu, tarım kredi ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan faiz borçlarının tamamını sileceğiz ve siz bir hafta sonra rahat bir nefes alacaksınız. Bunu da söyledim. Ayrıca bakın asgari ücreti bir noktaya getirdiler. Yılın yarısından itibaren yeni bir vergi tarifesi çıktı. Yani arttı. Ve insanlar daha fazla vergi ödemeye başladı. Büyükler ayrı. Köşeyi dönenler ayrı. Beş yerden aylık alanlar ayrı. Ücretleri vergiden muaf tutulanlar ayrı. Ama işçiye gelince efendim asgari ücreti yükselttim, sen bana fazla vergi vereceksin. Yeni bir, sadece ücretler için yeni bir vergi tarifesi yapacağız. Düşük oranlı bir tarife yapacağız ve öyle yılın içinde, yılın ortasında vergi dilimi arttı, daha fazla vergi ver, bu tamamen kalkacak. Damga vergisi var, ayrıca çalışanlardan alıyorlar. Bunların dünyadan haberi yok. Bunların dijital dünyadan da haberi yok. Eskisi gibi artık ücret bordroları düzenlenmiyor ya. Bilgisayar ortamında bütün bunların tamamı yapılıyor. Düğmeye basıyorlar, istedikleri yere gönderiliyor. Damga vergisini niye alıyorsunuz? Biz kaldıracağız. Damga vergisini de kaldıracağız. Ayrıca YÖK bilim insanlarını yetiştirmek için güzel bir proje başlattı. Hani eğriye eğri, doğruya doğru. Tematik alanda 100 öncelikli 100 tematik alanda araştırma yapmak üzere 2000 doktoraya, doktora öğrencisine
görev verildi. Yani gelin çalışın, üretin vesaire de. Bilgi, bilim bizim şu anda da en çok ihtiyaç duyduğumuz alan. Buna Türkiye'nin prestij projesi olarak tanımladı YÖK. Türkiye'nin prestij projesi. 6000 civarında da araştırma görevlisi, araştırmacı alındı. Onlara da belli görevler verildi. Şu anda 6000 civarındaki araştırmacının sigorta primleri yatmıyor ve bunlar kaçak çalışıyorlar. Ya bir devlet bu hale düşebilir mi Allah aşkına ya? O 2000 öğrenci de bilim, doktora öğrencisi de şu anda onlarda kadrosuz vaziyette bekliyorlar. Onlara da söylüyorum. Biraz daha sabredin. Dönem değişecek. Biz bu ülkede bilgi üreten herkese sahip çıkacağız. Onlara diğerlerinden çok daha yüksek aylıklar vereceğiz ki onlar yabancı ülkelere gitmesinler. Yine gittiğiniz yerlerde söyleyin lütfen. Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, efendim ücretli öğretmen, bu ayrıma tamamen son vereceğiz. Öğretmen öğretmendir, öğretmen kadrolu öğretmendir, öğretmen onuruyla çalışır ve öğretmen başımızın tacıdır. Nokta. Bunu yapacağız. Yine söyleyin gittiğiniz her yerde taşeron işçiler var, kadro istiyorlar, siz söylerseniz olur diyorlar. Söylüyoruz, söylüyoruz, yine söyleyeceğiz. Yapmazlarsa biz yapacağız, hiç endişe etmeyin. Efendim, ziraat odalarında, üretici birliklerinde tarım danışmanları çalışıyor. Bunlar mühendis, tekniker, teknisyen ve veteriner kadrolarında değiller ama özel olarak çalışıyorlar. Çok düşük ücretler veriliyor buna. Şu anda asgari ücretin altında bir ücret alıyorlar. Bu garabete de son vereceğiz. Bunlar 21 Ekim'de ulusta bir eylem yaptılar. Bir gösteri yaptı. Hak aradılar. Ya asgari ücretin altında bir veteriner, bir ziraat mühendisi çalışır mı dediler. Bizim de kadro hakkımız var. Onlar duymadılar. Saray da duymadı. MHP de duymadı. AK Parti de duymadı. Ama bu kardeşiniz onları duydu. Ulus meydanında söyledikleri ve dile getirdikleri hakların tamamını onlara vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Emeklilikte yaşa takılanlar.